Haftanın ilk işlem gününe Amerika hisse senedi piyasaları ekside başlarken öne çıkan bir numaralı başlık Başkan Trump'ın geçen hafta yaşananların ardından demokratlar tarafından azledilme talebi ve isteği oldu. Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Pelosi önderliğinde ayaklanmayı kışkırtan ve barışçıl bir geçiş sürecini engelleyen suçlama önerisi yayınladı. Talep hafta içinde Temsilciler Meclisi tarafından oylanmış olacak. Ancak meclis görevden alma önerisi senatoya göndermeyi erteleyebilir. Nitekim Başkan Trump'ın 8 gün içerisinde görevi Biden'a devretmesi bekleniyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0.29, %0.66 ve %1.25 oranlarında değer kayıplarıyla tamamladı. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, pazar günü Brezilya'dan gelen 4 yolcuda yeni bir koronavirüs varyantı tespit ettiğini söyledi. Yeni keşfedilen COVID-19 varyasyonunun İngiltere ve Afrika'da görülen mutasyonlarla bazı ortak yönlerinin bulunduğu paylaşıldı. Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması Avrupalı kimi kesimler tarafındansa tepki gördü. Merkel'in baş sözcüsü fikir özgürlüğü hakkının çok önemli olduğunu söyledi. DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100, COVID-19'a karşı korkuların öne çıktığı günün sırasıyla %0.80, %0.67 ve %1.09 oranlarında ekside sonlandırdı. Dün S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 3'ü günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, takdirsel tüketim ve iletişim hizmetleri hisselerine sırasıyla %1.89 ve %1.76 oranında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Enerji ve sağlık hisselerinin sırasıyla %1.62 ve %0.51 oranlarında primlenmesi ise endeksi yukarı taşıdı. Dax endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü değer kayıplarıyla sonlandırırken Takdirsel tüketim ve altyapı hizmetlerinde sırasıyla %1.34 ve %1.20 oranında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. İletişim hizmetleri hisseleri ise günü yatay tamamlayarak en iyi performansı gösteren sektör oldu. Piyasadaki tedirgin hava ve getirilerdeki yükseliş etkisiyle dolar endeksinde toparlanma dünde devam etti. Endeks 90.72 seviyesine kadar yükselerek geçen ayda test ettiği direnç bölgesine geldi ancak yine üzerinde kalmayı başaramadı. Günün kapanışı 90.51 seviyelerinde gerçekleşti. Euro-Dolar paritesinde ise son 3 yılın zirvesinde gerileme izleniyor. Gün içinde 1.21.32'ye kadar gerileyen parite günü 1.21.55 seviyelerinde kapattı. Japon yeninde dolar karşısında değer kaybı izlendi. 103.97 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış yapan dolar-yen paritesi yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesine gelmiş oldu. Kapanışsa 104.15 civarında gerçekleşti. Değerli metaller, altın ve gümüşte cuma günü izlenen satış baskısı dün de etkisini sürdürdü. Cuma gününe kıyasla daha sınırlı satışlar görülse de kuvvetli dolar ve yükselen getiriler fiyatları baskılamaya devam etti. Spot altın %0.2 değer kaybıyla 1845 dolar seviyesinden ve spot gümüş %1.8 düşüşle 24.97 dolar seviyelerinden günü sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta Şubat ayı seviyelerine yükselen petrol yeni haftaya kötü başladı. Hem dolardaki kuvvetlenme hem de piyasadaki negatif havanın etkisiyle petrol fiyatlarında geri çekilme izlendi. WTI petrol %0.4 değer kaybıyla 52 dolar seviyelerinde, Brent petrol ise %1'e yakın değer kaybıyla 55.40 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Dün 10 yıllıklarda dünya geneline yayılan satıcılı bir gün geride bırakıldı. Güne alımlarla başlayan seansta endekslerde görülen satış baskısı piyasa üzerinde hakim oldu. İngiltere ve Amerika 10 yıllıkları yatırımcılara 2 bas puan genişleyerek sırasıyla %0.31 ve %1.14 oranlarında getiri sunarken negatif getiriye sahip Almanya yıllıkları eksi %0.5 seviyesine yerleşti. Türk hazine euro tahvilleri geçen haftanın son gününde görülen satıcılı seyri dün de devam ettirdi. Türk lirası dolar paritesinde görülen zayıflık kısmen etken olarak öne çıkarken hazine kıymetlerinde getiriler 6 ila 10 bas puan arası genişleme gösterdi. 5 ve 10 yıl vade sırasıyla %4.48 ve %5.59 oranlarında getiri sunarken 5 yıllık ülke risk primi 8 bas puan artarak 319'a yükseldi. Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası'nın geçtiğimiz hafta ihraç ettiği 5 yıl vadeli kıymeti %5.89 seviyesinde işlem görürken 2024 vadeye sahip benzer iş bankası kıymeti ise yatırımcılara %5.27 seviyesinde getiri sundu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.